Özellikle 7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Bir terör devleti olan İsrail, batılı güçlerin sınırsız askeri ve diplomatik desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi'nin konferans salonunda düzenlenen İlim Yayma Vakfı 53. olağan genel kuruluna katıldı. Kurulda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivillere hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu. 72 bin Filistinli ise yaralandı. Yaklaşık 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda bırakıldı. Camiler, üniversiteler, okullar ve sivil yerleşim yerleri harabeye döndü. Gıda almak için sıra bekleyen masumların dahi öldürüldüğü bir barbarlıkla karşı karşıyayız. Ramazan'ı karşılamaya hazırlandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayını başta Gazze olmak üzere pek çok bölgede ciddi insani dramlarla karşılaşıyoruz. Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır. Terör devleti olan İsrail, batılıları arkasına alarak tam anlamıyla bir soykırım politikası uygulamaktadır, dedi. Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Esfel-i Safili'nin canlı örneklerini bugün Gazze'li kardeşlerimize bomba yağdıran alçaklarda birebir görüyoruz. Öyle manzaralara şahit olduk ki içinde en küçük bir insanlık kırıntısı olan birisinin uluslararası hukuka asgari düzeyde de saygı gösteren bir devletin bunları yapabilmesi mümkün değildir. Netanyahu'ya günümüzün canisidir şeklinde tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, insan haklarının nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğünü hep beraber şahit olduk. İslam dünyasının ortak hareket etme, zulmü engelleme noktasında hala çok önemli eksiklikleri var. 2 milyar nüfuslu İslam alemi kardeşlik görevini tam manasıyla yerine getiremedi, dedi. Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak İsimlerini Hitler'in, Mussolini'nin, Stalin'in, Pol Pot'un, Franco'nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız. 7 Ekim'den bu yana süresi itibariyle geçen 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan, içimizi parçalayan, bir insan olarak yüzümüzü kızartan, utanç verici pek çok hadiseyle karşılaştık. Her şeyden önce uluslararası kurumların, insan hakları örgütlerinin ve basın kuruluşlarının söz konusu İsrail olunca nasıl hiçbir işe yaramadıklarını hep birlikte gördük, tecrübe ettik. Mesele Filistinli çocukların, kadınların, masum sivillerin yaşam hakkı olunca insan hakları evrensel beyannamesinin nasıl sadece bir kağıt parçasına dönüştüğüne hep beraber şahitlik ettik. Yine bu süreç bize İslam dünyasının özellikle ortak hareket etme, İsrail ve destekçileri üzerinde sonuç alıcı baskı kurma, zulmü ve katliamı engelleme noktasında halen çok önemli eksiklerinin bulunduğunu göstermiştir. Yaklaşık 2 milyar nüfuslu İslam alemi Filistin halkına kardeşlik görevini maalesef tam manasıyla yerine getirememiştir. Elbette çok uğraşıldı, gayret gösterildi. Diplomatik açıdan çaba harcandı. Ama Gazze'deki masum çocukların ya açlıktan ölmesine ya da kurşunlarla ve üzerlerine atılan bombalarla katledilmesine mani olunamadı.